Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ha, adam var, bir saniye. Arkadaşlar, uzun zamandan sonra bir Fortnite girdim. Sizlerle. Adam da öldü. Nacizane. Tabii az da ben de ölüyordum, orası ayrı konu da. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz be? Uzun zamandır kanala video atmıyordum. Bugün dedim artık yavaş yavaş videolara başlayayım. Çünkü harbiden de sıkıldım. Aha, adam geldi. Aha, adam geldi. Kaç. Kaç, canım da yok. Kaç. Uyut dişi yok. Koç, Allah ne verdi, kaç. Biraz sohbet edelim ya. Fazla bu fightlara bulaşmayacağım elimden geldiği kadar. Amacım bu videoda biraz sohbet etmek. Vallahi arkadaşlar, uzun zamandır video atmıyordum. Konuya biraz hızlı gireceğim. İyice sıkıldım. Ben de biraz YouTube'a bağımlı olduğum için, yani hep bunu dert ediyordum, acaba video atsam mı, nasıl atacağım, bir de artık sistemim de eskidiği için sürekli yavaş yavaş böyle tek adam videoları çekmeye başlayacağım. Fortnite, LOL, başka oyunlar, hikayeli oyunlar vesaire vesaire, hepsi yavaş yavaş gelecek arkadaşlar. Bir anda gelişemeyiz, bir anda gelişeceğiz diye bir şey yok zaten. Hiç kimse bir anda bir şey geliş yapamaz, yani bir anda yükselemez. Yavaş yavaş Allah'ın izniyle her şeyi başaracağız. Bu arada sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kötüyseniz de elinizden geldiği kadar iyi olmaya çalışın. Çünkü üzülmenin bir anlamı yok. Biraz da yaşlılar gibi size nasihat vermiş oluyor ama. Yani dediğim gibi üzülmenin bir anlamı yok. Elinizden geldiği kadar mutlu olmaya çalışın. Sakın ve sakın da kendinizi üzmeyin bu kısacık hayatta. Eğlenin, yiyin, için. Hoplayın, zıplayın, her şeyi yapın ya. Şuraya bir girelim bakalım burada ne var. Bu arada vallahi bak, kamera karşısında konuşmayı özlemişim. Ya kamera şu an yok gerçi de. Ya video karşısında konuşmayı gerçekten özlemişim yani ya. Şu an beni müthiş hissettiriyor. Yani ben adamlara fazla bulaşmayacağım bu el. Çünkü birazcık sizlerle sohbet etmek istiyorum. Bayağı özledim yani, sohbet etmesini ciddi ciddi bayağı özledim. Bir de şimdilik hayatta zorlaşınca mazot, benzin, onlara zam gelince arkadaşlar, insanlar artık dışarılara gidemiyor, sosyalleşemiyor. Bak en basit örnek ben mesela. Mazot zamlandı, her şey zamlandı. Abi dışarıya gidemiyoruz ya. Vallahi dışarıya gidemiyoruz gezmeye. Onun için de sosyalleşemiyorum fazla. O yüzden artık böyle videolara başlayarak, Allah'ın izniyle eğer bir sıkıntı olmazsa, elimden geldiği kadar sizlere videolar çekmeye çalışacağım. Bu arada Fortnite'ın yeni sezonu da güzel sayılır. Kötü olmasa da güzel sayılır arkadaşlar. Bu arada sizler yeni sezonu beğendiniz mi ya? Benim hoşuma gitti sayılır. Ah, birisi bana sıkıyor. Bot. Ben yeni Battle Pass'ı aldım. Ben gerçi her Battle Pass'ı alıyorum. Benim için değişen bir şey olmuyor. Ben her Battle Pass'ı alıyorum. Yeni silahlar geldi bu sezonda vesaire vesaire. Pek de onun dışında bir değişiklik yok. Aynı bildiğimiz Fortnite. Şöyle bir gidelim bakalım. Arkadaşlar neler oynuyorsunuz ya siz bilgisayarda? Fortnite oynamaya devam mı? Veya başka oyunları mı sardınız? Neler, genellikle ne oynuyorsunuz aşağı yorumlara yazın. Valla bak, merak ettim bir yandan ha. Şöyle fırlatalım, patlasın ya. Milletin dikkatini buraya çeksin. Fight'e girersek gireriz. Bot. Tekrardan bir bot. Çünkü adama sıkmama rağmen hiç beni umursamadı. Benim şeyim nerede, balım? Balığı alalım abi. Bu arada şu yeni tamburlu tüfek geldi ya, bu yani silah benim aşırı hoşuma gitti. Cidden bayağı iyi yapmışlar bu silah. Şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar. Vallahi bak şu an duygulandım ya. Of ya, diyebilirsiniz niye aynı şeyi söyleyip duruyorsun diye, ama harbiden de özlemişim yani sohbet etmesini. Harbiden sohbet etmesini sizlerle özlemişim yani. Sizlere derdimi anlatmayı, bir şeyler anlatmayı. Bu aralar adadan benim bayağı bir eşek şansım var. Dolandırıcısı mı dersin, iftiracısı mı dersin, hep beni buluyor. Geçen bir tane dolandırıcı aradı mesela arkadaşlar. Ya abi neler neler söylüyor ya. Temel kafayı yedim yani, o anda kafayı yedim ben. Siz olun, sakına ve sakına öyle şey diyenleri, yani dolandırıcıları sakın umursamayın. Direkt telefonu yüzlerine kapatın. Beni aradılar mesela, bak benim başıma geleni ben size anlatayım. Hem size örnek olmuş olur. Abi arıyorlar, diyorlar ki işte böyle böyle, şimdi hangi siteye kayıt oldum ben söylemeyeyim, J ile başlıyor da.
Kayıt olmadım ama aslında işte. Beni aradılar. Dediler işte böyle böyle siz bu siteye başvuruda bulunmuşsunuz. Başvuruya bekleniyoruz. Dedim kardeşim ben böyle bir şey, ben böyle bir siteye başvuruda bulunmadım. Benim haberim yok. Dedim bunu iptal ettirin. Ben böyle bir şey istemiyorum. Dediler işte iptal ettirmemişsiniz. Dediler para gerekiyor. Yaklaşık 1450 lira para atmamız gerekiyor dediler. Tamam dedim atayım. İyi güzel. Attım. Ama tabii daha bilmiyorum ben uyanamadım. Adam geldi. Ben daha uyanamadım. Ondan sonracıma öyle böyle işte ben bunlara parayı gönderdim. Dediler ki sizi başka birisine yönlendireceğiz. Yönlendirdiler eyvallah. O da dedi ki bir sefer 5 milyar daha göndermeniz gerekiyor. Normalde 10 milyar. Ama 5 milyar daha göndermeniz gerekiyor dediler. Tamam dedim göndereyim. Çünkü bu işten kurtulmak istiyorum yani büyük bir iş. Her neyse ben konuşmaya devam edeyim bu arada şu adamı izlerken. Tamam dedim göndereyim. 5 milyar da gönderdim. Keşke de göndermez olaydım ama bakın yani öyle bir aklıma girdiler ki bildiğin adam beni manipüle etti. Yani 5 milyar da gönderdim. Dediler işte bu paranın zaten iade olacak. Geri iade edeceğiz dediler. Eğer parayı yatırmazsanız, işten kayıtlarınız iptal olmazsa elinize evinize tebligat gelir. 100 milyardan fazla para ceza ödemek zorunda kalırsınız dedi. Yaptığınız işleri kabahatler kanununa giriyor dedi. Dedim ben böyle bir şey yapmadım. Bu benim yani benimle bir alakası yok bunun dedim. Dediler işte kayıt olmuşuz. Mecbur yapmak zorundasınız. Yatırdım. Onlara dediler ki sizi avukata yönlendireceğiz. Allah Allah dedim ya avukat ne alaka ben dedim avukatla ne işim olur ya dedim. Tamam dedim dinledim yine onları gönder yönlendirdiler. Avukat bu sefer dedi 7,5 milyar para istiyor. Dedim bundan da bir daha para istenecek mi istenmeyecek. Gönderdim onu da. Bu arada siz sakın ha böyle ararlarsa sakın ha ve sakın ha direkt kapatın telefonu ve sakın ha konuşmayın. Bakın insan aklına giriyorlar. Cidden insanın aklına giriyorlar. Ya bunların sesinden. Her neyse onu da gönderdim. İşte dediler ki bu sefer işlemlerinizin iptalini sağlıyoruz. Bana bir dekont gönderler. Halkbank dekontu ama dekont sahte bir dekonttu. Babamın komutan bir arkadaşı vardı. Ben ona gönderdim. Bakın doğru mu yanlış mı diye. O da dedi bu dekont sahte. Seni dolandırmışlar. Her neyse konuşuyoruz ediyoruz bu sefer bizim bu avukat denen kişiyle. Dediler ki avukatlık ücreti 12 milyar. Dedim siz bundan sonra dedim, bir ücret istemeyecek miyiz dedim. Dediler avukatlık ücretini yatırmazsanız paranız iade olmaz. İşlemlerinizi iptal edemeyiz dediler. Ondan sonra dedim bana sicil numaranı ver. Adını soyadını ver. Ben senin avukatlığını öğrenmek istiyorum. Dediler Ankara Bürosu'nda biz avukatız dediler. Girdim Google'da avukat sorgulamaya. Sicil numarasını yazdım falan filan adı soyadı. Öyle bir avukat yok. Kısaca dolandırıldım. 17,5 milyar dolandırıldım arkadaşlar. İşin özeti bu. Siz olun. Sakın ha böyle şeyleri inanmayın. Yani eğer ararlarsa işte biz avukatız işte böyle bir şey olmuş para lazım işte para yatırmazsanız iptal olmaz filan derler sakın ha inanmayın katiyen ve katiyen inanmayın. Siz olun akıl olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerle sohbet etmesini bayağı bir özlemişim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.